Merhaba arkadaşlar, tekrar coğrafya dersinde sizlerle beraberiz. Bu dersimizde arkadaşlar 10. sınıfın konularını hızlı bir şekilde size tekrar etmeye çalışıyoruz. Zaten siz konuları bir şekilde öğretmenlerinizden dinliyorsunuz. Bir şekilde konu anlatım kitaplarından da çalışıyorsunuz. Burada bizim amacımız şu arkadaşlar, size hızlı bir şekilde bu zor konuları tekrar etmek. Çünkü gerçekten 10. sınıfın coğrafya dersleri arkadaşlar ağır geçer. Çünkü bizim en zor konularımız belki de 9 ve 10. sınıf coğrafyası. Şimdi iç kuvvetlerden devam ediyorum. İç kuvvetler kaynağını yerin altından alan, yerin altı derken manto tabakasını kastediyorum. Hani o kızgın lavların bulunduğu, eriyip kırmızı akışkan maddelerin bulunduğu manto tabakası. Burada meydana gelen olaylar manto tabakasındaki konveksiyonal akıntılar. Konveksiyonel. Ne demek konveksiyonel akıntı? Biliyorsunuz dünyamızda yer kabuğu, onun altında manto tabakası, onun da altında çekirdek tabakası var. Tabii çekirdek en sıcak tabaka. Çekirdek alttan mantoyu sürekli olarak ısıtıyor. Tabii ısınan mantoda böyle yukarı aşağıya hareketler meydana geliyor. Bu alçalıcı ve yükselici hareketlere biz konveksiyonel akıntılar diyoruz. İşte iç kuvvetlerin oluşmasının sebebi de bu mantodaki konveksiyonel akıntılardır diyoruz. Biz iç kuvvetleri arkadaşlar yapıcı kuvvetler olarak adlandırıyoruz. Ne demek yapıcı kuvvetler? Yani iç kuvvetler, bakın burada depreme parmağımı koydum. Deprem asla yıkıcı değildir arkadaşlar yer şekilleri üzerinde. Deprem yer şekilleri üzerinde yapıcı etkiye sahiptir. Yani dağlar oluşturabilir, yeni ovalar meydana getirebilir, yeni göller oluşturabilir. O yüzden depremi kesinlikle yıkıcı olarak aklınıza yazmayın. Bütün şu iç kuvvetler yeni şekiller oluşturduğu için yer şekilleri üzerinde yapıcı etkiye sahiptir diyoruz. İç kuvvetler kendi arasında dörde ayrılıyor. Orojenez, dağ oluşumu, epirojenez, kıta oluşumu, seizma, depremler, volkanizma da volkanlar. Bu şekilde arkadaşlar size iç kuvvetleri hızlı bir şekilde tekrar etmeye çalışacağız. Öncelikle orojenezden başlayalım. Yani dağ oluşumu. Zaten burada oro kelimesinin anlamı arkadaşlar dağ demektir. Hani iklim konusunda geçen sene size anlattılar. Orografik yağışlar, yani yamaç yağışları diye, oradan belki çağrışım yaptırabilirsiniz. Orojenez ne? Arkadaşlar orojenez şu. Hani dünyamızı oluşturan lefalar vardı 12 tane. Bu lefalar birbirine doğru yaklaşıyor, birbirine basınç uyguluyor. Tabii lefalar birbirine yaklaşınca kırılma ve kıvrılma olayları meydana geliyor. Eğer lefa sert malzemelerden meydana gelirse yandan sıkıştırıldığında kırılıyor. Ama eğer lefa esnek malzemelerden meydana geldiyse, yumuşak malzemelerden meydana geldiyse lefaların birbirine yaklaşması bu sefer kıvrılmaya sebep oluyor. Yani anlayacağınız, biz orojenizi kırılma ve kıvrılma diye kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Öncelikle kırılmadan bahsedelim. Eğer lefalar birbirine yaklaşır da kırılma meydana gelirse bazı yerler yükselir, bazı yerler çöker. Biz yükselen yerlere horst, yani buraya dağ diyebilirsiniz arkadaşlar. Çöken yerlere de graben adını veriyoruz. Yani yükselen yerlere horst, yani dağ, çöken yerlere de graben, yani ova diyebilirsiniz. Şu ok işaretlerinin görüldüğü yerde arkadaşlar kırılmanın olduğu yüzey demektir. Tabi kırılmanın olduğu yüzeylere de biz coğrafyada ne diyoruz arkadaşlar? Fay hattı. O yüzden ne diyoruz? Kırılma sonucu oluşan bölgelerde aktif fay hatları vardır. Bu yüzden bu bölgeler deprem bakımından oldukça tehlikelidir. Türkiye'de kıyı Ege. Kırılma deyince aklımıza ilk gelecek yer. Yani Türkiye'de horstlar, grabenler en fazla Ege bölgesinin kıyısında. Dünyada kırılma deyince aklımıza Afrika'nın doğusundaki Doğu Afrika grabeni. Ve de bazı kitaplarda Rift Vadisi diyor buraya arkadaşlar. Burası dünyanın en büyük kırık hattı. Türkiye'de kırılma deyince Ege'deki dağlar. Aydın Dağları, Boz Dağlar, Yunt Dağları, Kaz Dağları, Menteşe Dağları ve Madra Dağları aklımıza geldi.
gelecek. Yine ova olarak da hani kırılma sonucunda ovalarda meydana gelir demiştik ya. İşte büyük ve küçük Menderes ovaları, yine İzmir yakınlarında bulunan Gediz Ovası ve Balıkesir civarında bulunan Bakırçay Ovası arkadaşlar bu graben ovalarına örnek olarak gösterilebilir. Gelelim kıvrılmaya. Hani demiştik ya esnek yapılar böyle yandan basınç gördüğünde kıvrılma hareketi yapar. Yükselen yerlere antiklinal, yani biz bunlara dağ diyoruz arkadaşlar. Çöken yerlerde senklinal, yani ova diyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii Türkiye'de kıvrılma deyince Anadolu Yarımadası'nın kuzeyindeki Karadeniz'de bulunan Karadeniz Dağları ve Anadolu Yarımadası'nın güneyinde Akdeniz bölgesinde bulunan Toros Dağları aklımıza gelecek arkadaşlar. Pekala dünyada kıvrılma deyince Rusya'da bulunan Ural Dağları, Orta Asya'da bulunan Altay Dağları ve Norveç'te bulunan İskandinav Dağları. Bunlar birinci jeolojik zamanda oluşmuştur arkadaşlar. Amerika'daki Apalaş Dağları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kayalık Dağları, Güney Amerika'daki Şili'deki Ant Dağları, Avrupa'nın ortasında İsviçre'de, Avusturya'da bulunan Alp Dağları ve Hindistan'ın kuzeyinde Nepal, Bhutan gibi ülkelerde bulunan Himalaya dağları. Bunlar da 3. zamanda oluşmuş dünyanın en önemli kıvrım dağları olarak sizlere anlatılabilir. Gelelim epirojenize. Arkadaşlar epirojenizin en kısa tanımı kıta oluşumu demektir. Yani epirojenizi şöyle açıklayabiliriz. Hani yer kabuğunun altında manto adını verdiğimiz bir tabaka var. Manto sonuçta neyden oluşuyor arkadaşlar? Kızgın magmadan meydana geliyor. Yani sıvı malzeme. Tabi sıvı malzemenin üzerinde duran yer kabuğu parçası. Burada yer kabuğunun üzerinde herhangi bir ağırlık artışı meydana gelirse yer kabuğu ne yapıyor arkadaşlar? Alçalıyor. Ama yer kabuğunda bir hafifleme, bir yük azalması meydana gelirse o zaman da yer kabuğu ne yapıyor arkadaşlar? Yükseliyor. Mesela buzullaşma. Hani kıtaların üzerinde bazı jeolojik dönemlerde kalın buzullar meydana geldi. Bu kalın buzullar kıtaların ağırlaşmasına ve ağırlaştığı için de alçalmasına sebep olmuştur. Volkanizma. Mesela yer altından çıkan kızgın lavlar geniş alanlara yayılmış, yeni bir yer kabuğu parçası meydana getirmiş. Tabi oluşan bu parçalarda yer kabuğu üzerinde ağırlık yaptığı için kıtaların alçalmasına sebep olmuştur. Birikim faaliyetleri. Kimin birikim faaliyetleri? Dış kuvvetlerin. Kimdir bu dış kuvvetler? Örnek arkadaşlar akarsular. Ne yapar akarsular? Yüksek yamaçlardan, yüksek dağlardan aldıkları taş, çakıl, kum gibi malzemeleri döküldükleri yerlerde, deniz kıyılarında, okyanus kıyılarında, göl kıyılarında biriktirir. Ve bu biriktirme sonucunda bir ağırlaşma meydana gelir. O yüzden bu biriktirme faaliyetleri de kıtaların alçalmasına sebep olur diyoruz arkadaşlar. Evet, gelelim arkadaşlar yükselmeye. Şimdi buzulların erimesinden başlayalım. Arkadaşlar buzulların erimesi kıtaların üzerinde bir hafiflemeye sebep olur. Hani demiştik ya az önce eski zamanlarda kıtaların üzerinde kalın buzullar meydana geldi. Bu oluşan buzullar da kıtaların çökmesine sebep oldu. Ama bu buzullar zamanla sıcaklık arttığı için erimeye başladı. Buzullar eriyince kıta hafifleyecek ve hafifleyen kıtalar da yavaş yavaş ne yaptı arkadaşlar? Yükselmeye başladı. Aşındırma. Bakın bunun tam tersi. Aşındırmayı kim yapıyor? Yine dış kuvvetler. Örnek olarak akarsular. Akarsular geçtiği yerlerdeki malzemeleri aşındırır. Bu aşındırma sonucunda o bölgede bir hafifleme meydana gelir ve bu hafifleyen yüzeylerde yavaş yavaş ne yapıyor arkadaşlar? Yükseliyor. Bakın Hollanda sürekli olarak alçalan bir kara parçası. Neden? Çünkü Hollanda bir birikim alanı. Bu dış kuvvetlerin biriktirme faaliyetlerinden dolayı Hollanda'da ağırlık sürekli olarak artıyor. Tabi ağırlaşan Hollanda karası yavaş yavaş alçalıyor. İskandinavya, İsveç, Norveç, Finlandiya bu ülkelerde her yıl milim milim yükseliyor. Neden yükseliyorlar? Çünkü eskiden buranın üzerinde kalın buzullar vardı. Bu buzullar zamanla eridi. Buzullar eriyince arkadaşlar kıta hafifledi. Şu an hafifleyen Norveç, İsveç gibi ülkeler yavaş yavaş yükseliyor. Venedik sürekli alçalan bir yer. Çünkü burası bir akarsuyun tam denize döküldüğü bölgede. Bu akarsuyun getirdiği alivyonlar
yağmurlar bu Venedik kıyılarında bir birikmeye sebep oluyor ve bu birikmeden dolayı da Venedik her sene biraz daha suyun içine ne yapıyor arkadaşlar? Batıyor. Toros Dağları, Toros Dağları da dış kuvvetler tarafından sürekli olarak aşındırılıyor ve bu aşındırma sonucunda hafifleme meydana geliyor. Bu yüzden Toros Dağları da her yıl belli oranda böyle milim milim santim santim yükselir. Çukurova bir birikim alanı, akarsuyun denize döküldüğü yerde bu birikim alanına durmadan yeni malzemeler geliyor ve bu malzemeler burada ağırlığı arttırdığı için Çukurova'nın alçalmasına sebep oluyor. Ve Anadolu Yarımadası. Arkadaşlar Anadolu Yarımadası 4. zamanda toptan yükselmeye uğrayan bir kara parçasıdır. Bu yüzden şu an ülkemizde yüksek dağlar, yüksek ovalar bizim karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi de arkadaşlar size epirojenezin iki sonucundan bahsedeyim. Transgresyon ve regresyon. Yani burada kıtalarımız alçaldığında deniz suyu kıtaların içine doğru hareket ediyor. Biz buna transgresyon yani deniz ilerlemesi. Tam tersi kıtamız alçaldığında, kıtamız yükseldiğinde denizde ne yapıyor? Geri çekiliyor. İşte biz bu geri çekilmeye de coğrafyada regresyon diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü iç kuvvet depremler. Arkadaşlar depremleri oluşumuna göre volkanik, çöküntü ve tektonik şeklinde 3 gruba ayırıyoruz oluşumuna göre. Volkanik depremler hani böyle volkanlar patladığında etrafına lav çıkardığında volkanın yakın bölgelerinde küçük sarsıntılar meydana gelebilir. Etki sahası çok küçük olan bir depremdir ve yaygın görülen bir deprem değildir arkadaşlar. O yüzden bizim için çok önemli değil. Çöküntü depremleri kalker gibi, jips gibi, kaya tuzu gibi eriyebilen kayaların bulunduğu yerlerde zamanla erime sonucunda yer altında mağaralar meydana geliyor. Tabi insanoğlunun bundan haberi yok. Geliyor mesela buraya evini konduruyor vatandaşın bir tanesi arkadaşlar. Tabi zamanla şu mağaranın tavan kısmı erime sonucunda oluşan bu mağaranın ağırlığına dayanamıyor ve burası birdenbire ne yapıyor arkadaşlar? Çöküyor. Artık ev burada. Biz bu oluşan depremlere çöküntü depremleri diyoruz. Kalkerin, jipsin ve kaya tuzunun yoğun bulunduğu yerlerde bizim karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de bu tip eriyebilen kayalar en çok nerede? Akdeniz bölgesinde. Ve bizim için en önemli deprem arkadaşlar tektonik depremlerdir. Yani kaynağını yerin altından alan magmadaki konveksiyonal akıntılardan dolayı yer kabuğunun hareketinden kaynaklanan etkisi büyük olan zararı büyük olabilen arkadaşlar depremlere biz tektonik depremler diyoruz. Tabi tektonik depremlerin yer altında oluştuğu bir merkez vardır. Biz bunu arkadaşlar iç merkez diyoruz. Bir de bu depremin en çok hissedildiği merkez üssü diye geçen ya da dış merkez diye geçen bir noktası vardır arkadaşlar. Biz bu iç merkeze ne diyoruz? Kitapların bazılarında yazıyor. Hipocenter. Dış merkeze ne diyoruz arkadaşlar? Epicenter diyoruz. Tamam? Bu şekilde depremleri oluşumuna göre kendi arasında 3 gruba ayırabiliriz. Dünyada arkadaşlar deprem deyince aklımıza ilk gelmesi gereken yerler Pasifik Okyanusu'nun kıyıları. Yani bakın şu ABD, Alaska, Kanada, Güney Amerika kıyıları, işte Rusya kıyıları, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Filipinler, Endonezya, Yeni Zelanda. Zaten bu bölgeye coğrafyacılar ateş çemberi diyorlar. Sık sık depremler, sık sık volkanik patlamaların oluşmasından dolayı. Bunun dışında bakın İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran, Afganistan, Hindistan gibi ülkeleri kaplayan Alp Himalaya deprem kuşağı. Dünyada arkadaşlar en çok deprem deyince bu bölgelerin aklımıza gelmesi lazım. O zaman en az deprem nerede oluşuyor? Kanada gibi, İskandinavya gibi, Sibirya gibi, Afrika gibi masif alanlarda. Avustralya'da ekleyelim buraya arkadaşlar. Bu masif alanlar, yaşlı araziler dünyada depremin en az görüldüğü yerlere örnek olarak verilebilir diyoruz. Gelelim ülkemize.
Şimdi ülkemiz tam bir deprem kuşağında. Ülkemiz tam bir deprem ülkesi. Neden? Çünkü Türkiye genç oluşumlu bir ülke. Türkiye daha çok hangi zamanlarda oluştu? Üçüncü ve dördüncü zamanlarda. O yüzden biz ülkemize jeolojik açıdan genç diyoruz. O yüzden Türkiye'de sık sık depremler meydana gelebiliyor. Özellikle Türkiye'de üç büyük deprem hattımız, üç büyük fay hattımız var. Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı ve Batı Anadolu fayı şeklinde arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şu kırmızı renkli gözüken yerler deprem riskinin arttığı yerler. Özellikle Ege bölgesi, Anadolu Yarımadası'nın kuzeyi, Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmı, Hatay, Osmaniye, Maraş, Malatya, Elazığ gibi bölgeler ve şurada bir de Kırıkkale, Ankara, Bağlağı civarında küçük bir deprem kuşağımız var. Yani anlayacağınız Türkiye'de en çok deprem ihtimali Ege bölgesinde diyebiliriz arkadaşlar. Depremin az olduğu yerler de var tabii ki. Mesela Güneydoğu'da Mardin çevresi, İç Anadolu'da Konya, Karaman civarı, Ergene bölümünde bulunan Trakya'da bulunan Ergene bölümü, Ergene Ovası, Yıldız Dağları. Hani Türkiye'de ilk oluşan dağlar diye anlatmıştık. Karadeniz'in kıyı şeridi ve Mersin'de bulunan Taş Eli Platosu. Bu bölgelerde Türkiye'de deprem riskinin az olduğu alanlara örnek olarak verilebilir. Ve sıra geldi arkadaşlar son iç kuvvetimize, volkanizma. Tabii nedir volkanizma? Yer altında bulunan kızgın lavların dışarıya çıkarak ya da dışarıya çıkamadan yer altında kalarak soğuması olayına biz volkanizma diyoruz arkadaşlar. Eğer magma dışarıya tamamen çıkar, yeryüzünü görür, güneşi görür, güneşi görerek dışarıda katılaşırsa biz bunlara arkadaşlar yüzey volkanizması diyoruz. Ama eğer magma tam dışarıya çıkacakken yer altında kalır da yer altında değişik böyle şekiller oluşturursa bunlara da derinlik volkanizması diyoruz. Volkanizma sırasında yeryüzüne kızgın lavlar, kızgın küller, değişik gazlar, bunların bazıları zehirli arkadaşlar ve çok sıcak halde su buharı. Bunlar volkanizma esnasında yüzeye çıkan malzemelerdir. Volkanik alanlarda yerleşim yoğundur. Çünkü volkanik bölgelerin toprakları verimli topraklardır. Bu yüzden insanlar tehlikeyi bile bile volkanların etrafında yaşamaya devam ediyorlar. Volkanik bölgeler demir, bakır, nikel, krom, manganez gibi metalik madenler bakımından da oldukça zengin alanlardır arkadaşlar. Dünyada aktif volkan var mı? Evet, kitapların çoğunda şöyle bir ifade geçer. Dünyada yaklaşık 500'den fazla aktif volkan var. Nerede bu aktif volkanlar? Yine özellikle Büyük Okyanus'un kıyılarında. Neden arkadaşlar? Çünkü Büyük Okyanus'un kıyıları lefaların sürekli böyle hareket ettiği, yani lefaların sınır bölgesi olduğu için bu bölge sık sık böyle volkanik faaliyetler yaşanabiliyor. Japonya, Filipinler, Endonezya, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Meksika, Şili, Peru, Bolivya kıyılarında büyük aktif volkanlar var. Bunun dışında Yunanistan'da, İtalya'da, Afrika'nın doğusunda dünyanın en büyük kırık hattı var demiştik. Hatta burada Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro yanardağı var. Bakın Atlas Okyanusu'nun tabanına dikkat edin. Burada kırmızılar ne anlama geliyor? Demek Atlas Okyanusu'nun tabanında aktif volkanlar var. Özellikle şurada. Burayı mutlaka bilmeniz lazım arkadaşlar. Burası İzlanda Adası. Yani Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde en aktif volkanların bulunduğu yer diyebiliriz. Ve son olarak arkadaşlar Türkiye'deki volkanlar. Tabii Türkiye'de aktif volkanlar yok. Türkiye'deki volkanların tamamı sönmüş volkanlardır. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde volkanik arazimiz daha fazla. Ağrı Dağı, Tendürek Dağı, Süphan Dağı, Nemrut Dağı. Bunlar Doğu Anadolu bölgesinin sönmüş volkanları. Diyarbakır'daki Karacadağ, Kayseri'deki Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Konya'da Karacadağ ve Karadağ ve Manisa'da bulunan Kula volkanları. Bu Manisa'da bulunan Kula volkanları Türkiye'nin arkadaşlar en genç volkanlardır. Burada bir tanesini unutmuşuz. O da Bursa'nın güneyinde bulunan meşhur Uludağ. Arkadaşlar Uludağ da bir volkanik dağdır ama Uludağ'ın bir özelliği var. Burası bir derinlik volkanizması. Ne demek derinlik volkanizması? Yani Uludağ
da mağma dışarıya çıkamamış, alttan basınç yaparak o bölgenin yükselmesine, sivrilmesine sebep olmuştur. Biz buna derinlik volkanizması diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar size böyle haftalarca anlatılan birkaç konuyu hızlı bir şekilde tekrar etmiş olduk. Diğer videolarımızda tekrar sizi bekliyoruz.